Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün Venom'un ikinci filminin fragmanını hep beraber izleyeceğiz. Bir tepki videosu olacak. Güzel bir başlık seçilmiş. Let There Be a Carnage. Kötü kahramanlar olarak, Venom'lar olarak sevdiğim bir kahraman kendisi. Çünkü her kötünün bir şeyi motivasyonu olmak zorunda değil. Bu kötü karakterin de motivasyonu yok. Venom'un ilk filmi hakkında da konuşuruz biraz. Benim çok hoşuma gitmemişti ilk film. İlk çıktığımda tepkilerim o kadar iyi olmamıştı. Ama ikinci filmi yani çıkacağını öğrendiğimde yani After Credits sahnesini izlediğimde acaba dedim gerçekten güzel bir film gelir mi? Tabii bunu bilemeyiz. Önce bir fragmanı inceleyelim. Sonra da film çıkarsa filmi de izleriz zaten. Hadi başlayalım fragmana. I say either, you say either, I say neither, and I say neither, 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 neither. Let's call the whole thing off. Ta-da! Catch up. Excuse me. Yummy. Good evening, Eddie. Hey, Mrs. Chen. Good evening, Venom. Function hall, Mrs. Chen. He says hi. One is the loneliest number that you'll ever do. I've been thinking about you, Eddie. Two can be as bad as one. It's the loneliest number. Because you and I are the same. Every decision we ever make. Who do we leave behind? How do we leave them waiting in the darkness for the rescuer who never comes? Welcome back, Eddie Brock. It's been a long time. Miss you so much. Come chaos. Chaos soon come. The chocolate delivery hasn't arrived yet. No! We had a deal. What's gonna happen? You gonna stop protecting me? I am happy to eat, Mrs. Chen! No, no, you cannot eat, Mrs. Chen. What? Nothing. Şimdiki Carnage'ın isimleri bayağı iyi. Hani filmleri, animasyonu bayağı iyi. Hani yeterince korkutucu olmuş bence. Neredeydi şuradaki? Ha. Buradaki Carnage ciddi bir korkunçluk. Hani ciddi bir şeyi o şeyi hissettiriyor. Korkuyu hissettiriyor sizde. Carnage'ı oynayan karakter kendisini birkaç filmde daha şey yapmıştım, oyunculuğunu çok beğeniyorum. İlk başta çok ön yargıyla ya bu mu Cassidy'yi oynayacak diye bir şey yaptım ama buradaki Cassidy gerçekten artık makyajın da etkisiyle sanırsam çok benzetmişler. Hani beklediğim bir Cassidy vardı burada. Hani şu gerçekten beklediğim bir Cassidy görüntüsüydü. Hani makyajdır, oynamalardır, bu tür şeylerle güzel bir kaseti vermişler. Hani suç geçmişi olan birisi ve Venom'dan doğduğu çizgi romana göre ama
Buradaki hikaye nasıl toparlanır onu bilemiyoruz. Çünkü şuradaki görüntü benim çok kafamı karıştırdı. Nerede? Oh. İlk ha. Şimdiki. Burada hani deney mi konusu birazcık daha şey, acaba deney mi yoksa adamı idam mı ediyorlar? Bu birazcık daha şeydi. Çünkü idam sehpası gibi de olabilir ama deney sehpası gibi daha çok duruyor açıkçası. Ve kanını çekiyorlar, şey yapıyorlar. Tabi burada izleyenlerin bakışı da çok önemli. Sanki şu ikisi idam edilmesini canı gönülden istiyormuş gibi bakıyor. O yüzden acaba deneyle mi yapıldığı sorusu aklıma geldi. Yani her şeyi bir deneye de koymak. Ne bileyim, Carnage sonuçta. Carnage'ı deneyle oluşturduk, sonradan patladı, bize saldırıyor. Çok, ya özellikle şeyden çıktıktan sonra, Falcon and Winter Soldier'dan, süper askerlerden çıktıktan sonra tam mantıklı geliyor. Süper asker yaratma çabası falan ama ya Carnage'a da öyle bir şey yapılmaz diye düşünüyorum. Çünkü tamam, Sony evreni birazcık daha şeye soktu artık, Marvel'ın içine soktu. Beraber filmler de görebiliriz. Ki burada bir Spider-Man göndermesi gördüm sanırsam. Hani şu sahne bence güzel bir göndermeydi. Örümceği ezme sahnesi de. Yani Carnage'a bir amaç yüklemezler diye umuyorum. Çünkü Carnage'a bir motivasyon olmaması gerekiyor. Öldürebiliyorum çünkü öyle bir gücüm var diyen bir karakter. Hani belli bir motivasyonu yok. Çok basit. Ben öldürüyorum çünkü yapabiliyorum diyor karakter. Bunun daha artısı eksisi yok ki. Yani böyle bir motivasyon koymaya gerek yok bence. Ama trailer'ı sevdim. Şuradaki ilişkilerini sevdim. Artık Venom'da en çok rahatsız olduğu şeylerden bir tanesiydi. Ama sonradan Ajan Venom fikri bana daha mantıklı gelmeye başladı bir yerden sonra. Ama ilk başta Venom'u ben daha kötü bir karakter, daha kişiliğe oturmuş bir karakter görürken daha zayıf kişilikli bir karakter olarak görmüştüm birinci filmde. O yüzden Venom cidden o an hoşuma gitmemişti. Hani Venom daha dominant bir karakter olması gerekiyordu. Çünkü vücut ele geçirebilen bir şeyin bu kadar pasif olabilmesi beni birazcık daha üzen bir durum. Şu sahne aşırı hoşuma gitti. Ben de güzel. Yani şarkı söyleme konusunda çok kötüyüm. Bazen şarkı sözlerini söylerken sadece Venom gibi şey yapıyorum. O yüzden kendime çok bağdaştırdım bu sahneyi. O yüzden bayağı iyiydi. Başka ayrıntılara bakmak lazım aslında böyle. Biraz yavaş yavaş, 1 saniye 5 saniye. Tamam, Carnage'ın gördüğü hapishane. Duvarları çiziktiren Carnage ya da Cassidy diyelim. Daha birleşme olmamış olabilir. Evet. Ya bak, şu tür şeyler de deneysel yapılan bir şeyin olduğunu gösteriyor. Bu kadın kim mesela? Acaba anti Venom'u da mı? Hani gözlerin beyazlığından öyle bir teori kurdum ama acaba anti Venom'u da mı buraya getirecekler diye de bir düşüncem oldu. Eddie Brock'la şeyin görüşmesi, Venom'un görüşmesinden Carnage doğabilir zaten, öyle bir şeydi. Aslında beraber hapse giriyorlardı çizgi romanda ama burada bizimki dışarıda olduğu için bu görüşmenin sonunda bir yumurta bırakmış olabilir Venom ve bunu önemsememiş olabilir. Burada şeyi görüyoruz. Venom'un hala kendi kişiliğini koruma çabası var. Tamam, sadece kötü insanları yemesine izin veriyor Eddie Brock. Ama buradaki Eddie Brock, bu da tartışılır. Benzetemedim ama. Ya burada sinirlendiği, hoşuna gitmediği insanları da yemek istediği durumda var yani. O da yok değil.
Tabii birazcık Carnage'ın overpowered olmasından korkuyorum. Tam güçlü bir karakter. Cidden güçlü bir karakter. Venom'dan da güçlü bir karakter ama daha korkutucu olması için daha güçlü, daha şey yapmışlar mı demedim. Ama korkunç da hoşuma gitti. Gerçekten bu Carnage görüntüsü benim istediğim Carnage görüntüsü cidden. What's gonna happen? You gonna stop? Delivery hasn't arrived yet. No, hasn't arrived yet. No. We had a deal. What's gonna happen? We had a deal. Ya Eddie Brock'un kişiliğinde böyle bir şey yok. Bunu Venom söyletiyor ona ama Venom değiştiriyor ister istemez Eddie Brock'u. Öyle de bir şey yansıtmışlar bize. You gonna stop protecting me? I am happy to eat, Mrs. Chen. No, you can't. Brenda kendine geldi. Ne yapıyorum ben şeyine? Döndü Eddie Brock ama orada Venom bir hafiften etkiliyor Eddie Brock'u da. Evet. Güzel bir şeye benziyor ki bu gerçekten ya çok hoş şey yapılmış Carnage. Hani gerçek istediğim şeyi vermiş ben. En son ki Carnage'ı ben televizyonlarda ya da şey sinemalarda görmek istiyordum. Ciddi manada görmek istiyordum. Çünkü en son gördüğümde kaç yaşındaydım? 10 yaşında falandım herhalde. Spider-Man çizgi filmlerinde görmüştüm Carnage'ı. Carnage'ın ve diğer simbiyotların görünmesi güzel olur. Evrene girmeleri çok hoş olur özellikle. Detaylara baksak sadece o örümcek sahnesi değil. Birçok detay vardır aslında şey Marvel evrenine girmesini anlatan. Tabii biraz ayrıntılı incelemek gerekiyor. Kesinlikle. Marvel. Detaylara bakıp birazcık daha incelersek belki şeyler çıkabilir. Buradaki çizimler bir şey anlam oluşturabilir. Ama tek tek bakmaya üşendim açıkçası. Only in theaters. Ha. Bu çok önemli bir detay. Şimdi only in theaters. Malum her şey platformlara yönelirken Netflix'tir, Disney Plus'tır böyle her şeyle dizi filmleri de yayınlamaya çalışırken Sony büyük ihtimal şeyleri sinemacıları sevindirmeye çalışmış. Çünkü birçok dizinin filmin ertelenmesinde sinemacıların çok büyük bir faktörü var. Çünkü platformlarda yayınlanmasını istemiyorlar. Neden sinemalarda gösterilmesin şeyini görüyorlar. Pandeminin böyle bir kavgaya yol açacağını kim bilebilirdi. Tabii ki Sony birazcık daha tiyatrolara oynamayı tercih etmiş. Yoksa bunu filmi belki daha erken platformlarda görebilirdik. Ve Only in Theaters Only yazısı artık birçok sinemada gösterimde artık görülecek. Only yazmayanlar platformlara da gelecektir. Bunun kavgası büyük ihtimal sinema sektöründe Hollywood'da verilmeye başlandı. Çünkü sinemalar büyük bir baskı kuruyor. Filmleri şey yapmakta, engellemekte platformlara verilmesinde. Eğer platformlara verirseniz biletleri ucuza satarız gibi bir tehditleri olmuş. Galiba en son hatırladım. Evet. Bu da güzel bir detaydı. Every decision we ever make. Hala Venom'un şeyini, görüntüsünü o kadar sevemedim. Şuradaki ya bilmiyorum Venom birazcık daha şey olabilir miydi? Daha siyah tonlarında. Bilmiyorum Venom'un hala şu tam görüntüsüne alışamadım neyse. Darkness. Miss you. Gerçekten o gülümsemesiyle o şeyle bir psikopat havasını güzel vermiş Cassidy'nin bence bir oluru var gibi geldi bana. Umarım da film sırasında da böyle düşünürüm. Evet, başka detayımız olmadığına göre böyle son kez Carnage görüntüsüyle bitirelim. Görüntüsü kayboldu. Chaos soon come.
Evet, son kez de bu Carnage görüntüsüyle bitirelim videoyu da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.